değerli takipçilerimiz, Star TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Rüzgarla Hayata Gülümse programının çok değerli konuğu, metafizik uzmanı, uzun yıllar metafizik çalışmaları olan, uzun yıllar araştırmalar yapmış Sayın Volkan Kemal Ergenekon, metafizik uzmanımız bizimle birlikte. Bugün çok önemli konulara değineceğiz. Çok merak ettiğiniz konular Volkan Kemal Ergenekon sayesinde aydınlanacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size metafiziğin ne olduğunu sormak istiyorum hocam. Şimdi ismi üstünde zaten fizik ötesi demek. Evet. Şimdi bizim iki dünyamız var. Bir fiziki dünyamız, bir metafizik dünyamız. İşte insanlar ve toplumlar bu iki dünyayı dengeli şekilde yürütürlerse iş hayatında, ev ekonomi hayatında, sosyal hayatta, aile hayatında başarılı olabilirler. Hı hı. O yüzden metafizik dünyayı da çok iyi bilmek, bunlarla ilgili tedbirler alıp ona göre yaşamak gerekir. Peki hocam, cinler alemi diyoruz. Hı hı hı. Cinlerin varlığına bir kısım inanıyor, bir kısım inanmıyor. Hı hı. Tabii ki cin çarpmalarından bahsediliyor. Halk evet. arasında cin çarpması dediğimiz bu varlıklar bizim boyutumuza geçebiliyorlar mı? Şimdi biliyorsunuz onlar bizden bir özür dilerim. Estağfurullah. Bir üst boyuttalar. Biz dördüncü boyuttayız. Onlar bizden bir üst boyutta. Bundan mütevellit onları göremiyoruz ama onlar bizi görebiliyorlar. Onların üstündeki boyutta da biliyorsunuz melekler var. Hı hı. Bu varlıklar da, bu bedensiz varlıklar da melekleri göremiyor, onlar onu görebiliyor. Boyut farkından dolayı. Şimdi tabii ki her konuda olduğu gibi Türkiye metafizik konuda da çok çok geri. Yani 1900'lü yıllarda Amerika'da başlayan bu metafizik çalışmaları, özellikle Rusya'daki komünist ülkeden, demir perde ülkesi döneminden bahsediyorum. Hı hı. Başlayan çalışmalar Çekoslovakya'da mesela çok ileri düzeyde ve bu tür parapsikoloji derneklerinin, metafizik derneklerinin başkanları hep Nobel Bilim Ödülü almış kimyacılar, sosyologlar, psikologlar. Fakat bizde öyle bir yanlış algılama oldu ki, tabii maalesef din adamlarının da cehaleti, hı hı. gerekli açıklamaları da bulunamayışından mütevellit. Sanki bu çok muallakta olan bir konuymuş gibi yansıtıldı. Yansıtıldı, değerlendirildi. Tabii buna o zamanın medyası, o zamanın kültürel değerleri de bunda büyük bir etken oldu. Oysa ki bu konu son derece ciddi, son derece çok çok araştırılması gereken, hı hı. üzerine düşülmesi gereken bir konu. Şimdi ben tabii hem asker kaynaklı oluşum hem ekonomi üzerine çalışmalarım olan bir kişi olarak, yani pozitif ilmi okumuş bir kişi olarak bunu söylüyorum. Hı hı. Sadece dini eğitim almış değil. Şimdi yani cinler bizim boyutumuza geçebiliyor mu kesinlikle hocam? Kesinlikle geçebiliyorlar. Geçebiliyorlar, evet. Tabii ki ismi üstünde, yani gizlenen demek cin, saklanan demek ki, mümkün olduğu kadar kendini göstermeyen varlıklar. Hı hı. Fakat enerji varlık mıdır hocam? Enerji. Enerji aslında varlık. Çok güzel. Esasen evet. bunlar bir ışın demetinden ibaretler. Hı hı. Şimdi bu konuda çok ilmi çalışmalar Amerika'da var. Hatta şu son 2 ay önce bu varlıkları görüntüleme başarısı da Amerika'da gösterildi. Bununla ilgili bir alet de yapıldı. Hatta bana onun videosu da atıldı. Hı hı. Eğer izleyicilerimiz Facebook'tan bana ulaşırlarsa mesajla, ben onun videosunu da kendilerine atarım. Şimdi bakın, Amerika nerede? İsrail'de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılıyor, hı hı. bilimsel olarak. Almanya'da, Rusya'da. Şimdi Türkiye'de tabii bunun okulu yok ama oralarda bir okullaşma var. Yani bunu akademik seviyede bazı psikoloji şeylerinde, kürsülerinde ders olarak metafizik dersi işleniyor. Hı hı. Oysa ki esas bizde bu konu işlenmesi lazım. Çünkü gerçekten bunun en kolay çözümü, bu tür rahatsızlıkların çözümü ancak Kur'an'la. Onun evet. dışında çözüm hep afaki, boş. Şimdi peki hocam, cin çarpması dediğimiz evet. şey nasıl gerçekleşiyor? Yani evet.
cin bir insana nasıl çarpıyor? Evet. Yani hangi olaylar gelişiyor da cin çarpması oluşuyor? Şimdi tabii bunların ortamları çok önemli. Hı hı. Bulundukları mekanlar ve bizlerle olan iletişimde irtibatlı olan yerler. Mesela bunlar öncelikle kimlere musallat olurlar? Evet. Ruhsal ve bedensel yönden zayıf olan insanlara musallat oluyorlar. Hı hı. Bebeklere, genç kızlara, hamile hanımlara, lohusa dönemindeki hanımlara, bir de yalnız yaşayan yaşlı bayanlara daha çok musallat oluyorlar. Bir de fiziki olarak ve ruhsal olarak rahatsız olan, engelli olan kardeşlerimize musallat oluyorlar. Hı hı. Yer mekan olarak da daha çok pis mekanları, yani banyo, tuvalet gibi veya dışarıda su birikintileri, güneş almayan, rutubetli olan yerleri tercih ediyorlar. Daha eskiden de böyle nehir kenarları, değirmen kenarları, mezarlıkları tercih ediyorlardı. Ama şimdi günümüzde bu şehirlere kadar inmiş durumda. Şimdi buralarda besleniyorlar mı hocam? Yani bu enerji alıyor. Enerji. Tabii insan bedenine girdiği zaman besleniyor, enerji alıyor. Hı hı. Tabii buna karşı en kolay tedbir ise mümkün olduğu kadar namaz abdesti olmak. Kendimizi... Peki hocam, namaz abdest diyoruz da, hı-hı, şimdi namaz abdest alan kişilere de musallat oluyorlar. Evet, şöyle çözeyim. Eğer kurallara uyulmazsa elbette olur. Şimdi siz çok sık giyinmişsiniz, hı-hı, ama dışarıda saçınız ıslak olarak çıkmışsınız. Tabii ki başınız ağrıyacak, üşüteceksiniz. Yani sadece sıkı giyinmeniz yeterli değil. Yani kuralı tam olarak uygulamak gerekiyor. Hı hı. Mesela tuvalete girerken destur çekmek gerekiyor. Bunlara haber vermek gerekiyor. Veya kapı eşiklerinde. Bunların üstüne mesela incir ağacı, nar ağacının altında daha çok oluyorlar. Tabii bunları insanlar duyduğu zaman çok afaki geliyor. Hani ya böyle şey olur mu gibi. Hı hı. Ya ben bir emekli askerim. Ben iktisat okumuş bir adamım. Yani böyle boş şeylerle uğraşacak bir insan değiliz. Şimdi 60 boş... yaşına kadar gelmişiz. Estağfurullah hocam. Ve bununla Rüzgar Hanım, bana psikiyatri doktorları geliyor. Akrabası tabii rahatsız oluyor. Biliyorsunuz siz şahitsiniz. Hocam bugün günümüzde, hı-hı, ben buna şahit oldum. Evet. Psikologlarımızın dahi, doktorlarımızın, evet, dahi başa, hı-hı, çıkamadığı, evet, nörolojik rahatsızlığı, hı-hı, olduğunu düşündüğümüz insanların, evet, aslında bir cin çarpmasıyla, evet, metafizik bir olayla karşılaşabileceğini düşünerek, evet, size gönderdiğini biliyorum. Kaç yıllık birlikteliğimiz var? Ben 25 yıldır sizin öğrencinizim, metafizik öğrencinizim. Sizin sayenizde bu konularla ilgili ben de çok şey öğrendim. Elimden geldiği kadar metafizik anlamda ben de insanlara yardımcı olmaya sizin sayenizde çalışıyorum hocam. Ve sizi takdir ediyorum bu konuyla ilgili. 25 yıldan fazla zannediyorum. 30 oldu herhalde, 30, değil mi hocam? 30 sene oldu hocam. 30 yıldır, evet. Volkan Kemal Ergenekon'un metafizik uzmanımız. Aynı zamanda strateji uzmanımız. 21-22 yaşındaydınız o zaman. Evet hocam. Değil mi? Yeni daha başında. Evet hocam. Çok eski. Ne seanslar gördük biliyorsun. Çok seanslar gördük. Oradayken hatırlıyorsa Amerika'da New York Hastanesi, hı-hı, klinik şefi gelmişti bunlara yakalandığı için. Ve, evet, koyu katolikti. Şişman bir bayandı. Doktor. Hı-hı. Yani düşün. Ve geçenler size 30 senedir iyileşemeyen size bir hastayı getirdim. Gitmediği doktor kalmamış hanımefendinin. Nörolojik olarak gitmiş, psikolojik olarak gitmiş, dahili olarak gitmiş, bütün hastalıklarına baktırmış ve doktorların çözüm bulamadığı kişiyi siz yapmış olduğunuz o seanslarla, evet, iyileştirdiniz. Ben buna şahidim. Allah razı olsun diyorum sizden. Çünkü bu çok önemli bir şey. İnsanlar zaman zaman kendilerinde doktora gidip çözüm bulacağını düşünüyor. Evet. Aslında bulamadan size, evet, gelen insanların çözüm odaklı noktasınız aslında siz, şey yaparsanız, düşünecek olursak. Evet. Siz bu anlamda gerçekten de işini, evet, çok iyi yapan, o çarpılan, yani enerji sisteminin, o enerjiyle gelen varlığın kişinin üstündeki etkilerini çözümlemiş, analiz etmiş bir kişi olarak, evet, insanları bu durumdan, bu enerji çarpışmasından, çakışmasından kurtaran kişisiniz bana göre. Ben sizi böyle görüyorum. Ya çünkü başarısız olduğumuz da oldu.
mesela. Estağfurullah yani, hocam. Yok oldu yani. Doktorlar da bazen, tabii ki yani bir hastayı iyileştiremediği zamanlar oluyor ki bu gayet normal bir şey. Tabii ki başarısızlık da olacak. Şimdi mesela bazılarında da şey olabiliyor. Mesela halüsinasyon olabiliyor. İşte onu çok iyi yakalamak lazım. Hangi olay halüsinasyondur, hangi olay metafiziksel bir olaydır? Bunu iyi irdelemek lazım. Evet. Tabii bununla ilgili mesela psikiyatrist arkadaşlarımızı da çağırıyoruz. Gelin izleyin diyoruz. Deyin ki hayır canım bu uydurma bir şey veya da hayır gerçekten real bir şeymiş diye karar verin. Peki her hocam, şey açık yani. Hocam cinleri ikiye ayırabilir miyiz? Yani kafir ve Müslüman cinler olarak ikiye ayırabilir miyiz? Şimdi onlar da fizyolojik olarak bizden farklı yapıdalar. Ama onların da itikatları var. Hatta mezhepleri dahi var. Kendi içlerinde Hristiyan, Yahudi, Budist, Brahmanist, Şamanist, ateist, deist olanları bile var. Bu şekilde ayrışıyorlar. Tabii. Onların da dinleri var. Onların da cinsiyetleri var. Kadın ve erkek olarak. İşte çoğalma eşleşme durumunda da insanlarla eşleşebiliyorlar mı hocam? Evet, olabiliyorlar. Öyle çok vakalara da rastladık. Tabii bu durum çok tehlikeli. Yani evlenme halinde mesela şöyle söyleyelim. Ya sabah kalkıyor kız. Bir bakıyor ki avcunun içinde kına yakılmış hani gibi. Hadi buyurun bunu bir psikiyatrist arkadaş izah etsin. Ya kokluyor. Hocam bunu kimse açıklayamaz. Tabii ki evet doğru. Bir sürü insan bu şekilde uyanabiliyor. Ya kalktığı zaman elinde kına görebiliyor. Veya bir eşyasının bir yerden bir yere gittiğini söylüyor. Ya Rüzgar Hanım. Eşyan bir yerden bir yere gitmiş ben asla koymadım diyebiliyor. İktisat fakültesinde hocam geldi profesör. Evet. Ben talebesiydim onun üniversitede. Yani o kızını getirdi. Yani kızın bir doktor, kendisi profesör. Evet diyor, biz bu olayları yaşıyoruz ve hayretler içindeyiz diyor. Yani lamba kendi kendine yanıyor, sönüyor diyor. Kapı açılıyor, kapının. Yani fizik kuralı dışında şeyler yaşıyoruz diyor. Mesela birisi diyor ki eşi, ya diyor ben ateistim diyor. Ateistim diyor, inanmazdım diyor. Ne zaman ki eşimin başına geldi. Fakat eşimin yaşadığı olayı ben de görünce diyor, o zaman artık kanaat getirdim ki gerçekten bu olaylar var, böyle varlıklar var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e inanan her insanın, Yaradan'ın yaratmış olduğu, bizimle birlikte, insanoğluyla birlikte yaratmış olduğu her varlığa inanmamız gerekiyor. Elhamdülillah iman ettik. Evet. Doğru mudur hocam? Peki cinler... Ama mutmain olmak farklı bir şey. İnanmak başka. Şimdi hepimiz inanıyoruz. Çünkü 572. sayfada Kur'an'da cin suresi var biliyorsunuz. Şimdi ona herkes inanıyor ama mutmain olmak yaşamakla oluyor. Onu hissettiği zaman, olay başına geldiği zaman artık bu konu... Değil mi artık kendisi? Ama inşallah da öyle kimsenin başına Allah korusun gelmesin. Tabii Allah korusun gelmesin hiç kimsenin. Peki hocam cinler neden musallat olur insanlara? Büyü yoluyla falan geçme ihtimali var mıdır? Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz internet aracılığıyla insanlara büyüler, büyü hakkında bilgiler daha doğrusu verilmekte. Ve insanlar buradan bakarak büyü yöntemiyle işte sevgiliyi kendine aşık etme, giden bir insanı geri getirme veya işlerinin yoluna girmesi için herhangi bir büyü veya bir insanı ayırmak için bir büyü. Para kazanabilmek için büyüler, ritüeller gibi birçok şey korkunç, var hocam. Peki cinler muska yani muska dediğimiz büyü yöntemiyle yapılan ritüellerle insanlara geçer mi efendim? Maalesef geçiyor. Evet. Doğru, fakat şunu bilinmesini isterim ben. Büyü yapan da yaptıran da ebedi cehennemdedir. Hatta kendisi büyü yapmasa, ben yapmıyorum ama şuradaki kişiye gidin o bunlarla ilgileniyor dese dahi büyü yapmış sayılır fıkhen. Yani fetva-i hindiye'ye göre. Tabii fıkıh kitaplarını belki tevzuhil mesailde de öyle. Pek çok fıkıh kaynaklarında bu böyle. O yüzden böyle dünyevi ihtiraslar, hırslar uğruna bu tür şeyler yapmak asla caiz olmadığı gibi kişinin hem dünyasını hem ahiretini bitirmekte. Buradan arkadaşlarımıza bu büyük bir zarar uyaralım. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani, peki cinler bu yapılan ritüeller, büyülerle birlikte insanlara musallat oluyorlar mı hocam? Kesinlikle. Yani mesela bir işin çok iyi gideceğini düşünerek büyü yaptırıyorsunuz. O büyünün arkasından cinler size musallat oluyor ve işleriniz iyi olacakken olmuyor. Daha çok zarar ediyorlar. Bu yöntemle geçiyor mu hocam insanlara? İşte geçiyor. Bu hafta böyle bir olay yaşadık. Hatta şimdi o
size biraz sonra programdan sonra arkadaşın şükürler olsun kurtulduğu olaydan video şey WhatsApp'tan mesajlarını göstereceğim size. Evet. Hem sözlü olarak atmış, teşekkür etmiş bu olayı. O da yine hem de yakın akrabasının, çünkü o varlığı o hastanın ağzından konuşturdum ki 15 yıllık yaşanmış bir olay. İstanbul dışından bir şehirden geldiler, evet. Ailece geldiler. O varlığı ağzına getirip konuşturdum. Kimin yaptığını, gittiler o kişiyi de buldular. Hmm. O şehirde buldular. Gerçekten öyle birisi varmış. Sonra adam ölmüş. Hoca ölmüş, başkasına el vermiş. İsim olarak kimin yaptığını, yaptırdığını tek tek tespit ettik. Yerini de bulduk, nerelere yapıldığını da. Bunu şimdi program sonunda size WhatsApp'taki evet. bana attıkları mesajdan da göstereceğim. Hatta videoyu da çektim. Hocam bir de herkesi hoca deyip inanıyoruz. Hocam şu anda izleyicilerimizden gelen, takipçilerimizden gelen bir soru daha var. Hemen sormak istiyorum size. Cinler yani cin musallatından nasıl korunuruz demişler. Nasıl korunacağız hocam? Şimdi öncelikle iki yönden korunacağız. Bir evimizi, iki kendimizi. Evimizi mesela bunların aynı bizler gibi hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları sesler, kokular ve ritüeller var. Hoşlanmadıkları ses, koku ve ritüeli uyguladığımız zaman evde onlar oradan dağılırlar. Çünkü biz onlarla aynı mekandayız, farklı boyutlardayız. Bundan dolayı bu stüdyoda da varlar, futbol sahasında da varlar, restoranda da varlar, evde de varlar. Çünkü aynı mekanı paylaşıyoruz. Şimdi evimizde mesela haftada bir bütün kapı pencere pervazlarını elma sirkesiyle spreylesek, bunları ayetel kürsüyle daire içine alsak, çevirsek, mesela adaçayı ve defne yaprağı çok güzel. Evet. Bu ikisiyle eski bir tavaya mesela bunları atıp 5-10 dakika ocakta tuttuktan sonra tuvalet, banyo dahil bütün odalarda tütsülesek ve odalara birer kere Name-i Peygamber, zaten internete yazdıkları zaman çıkar karşılarına, Name-i Peygamber odalara birer kere okusak böylece evde bir pozitif hava oluşturmuş oluruz. Ambiyansını evin değiştiririz, daha pozitif hale getiririz. Oradaki enerjiyi olsun. Değiştireceğiz. Oradaki evet. varlıkların çok uzaklaşmasını güzel. Sağlayacağız yapmış olduğumuz tütsüyle değil evet, mi hocam? Evet. Orada bir rahatlama olacak. Şimdi mesela size ve onların bize musallat olmasını önlemiş olacağız yani, bu sayede. Şimdi evet. siz de mesela hani güzel kokan bir yerde rahatlarsınız, huzur bulursunuz ama kötü kokunun olduğu bir yerde ambiyansın, bir enerjiniz düşer. Doğru evet, mu? Doğru. Aynı bunun gibi. Şimdi onların hoşlanmadıkları ses, koku ve şeyi yiyeceğiz. Bunun dışında mesela Sahih Buhari, Sahih Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud, İmam Malik Muvattası gibi kitaplarda da ortak bir hadistir bu. Sahih, muhkem bir hadistir. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki mümkün olduğu kadar her gün evde bir kere Bakara suresi okuyunuz diye. Daha sonra ben bu varlıklarla olan ilişkilerimi, konuşmalarını anladım ki bunların en çok rahatsız oldukları sure Bakara suresi. Çünkü nasıl hepimizin ses frekansı farklıysa surelerin yaydığı frekanslar da enerji de farklı. Oysa ki Bakara suresinde bu varlıklarla ilgili hiçbir bildirim yok. Yani mantıken düşünürsek cin suresi olması lazım. Siz bunu deneyimlerinizde mi anladınız? Tabii. Deneyimlerinizde yapmış olduğunuz seanslarınızda Bakara suresinin bu anlamda çok iyi geldiğini, etkili olduğunu, onlara en çok sarsan. Gördünüz. Çünkü o ses frekansı, onlar da çünkü ses enerjisine ibaretler. Yani bir ışık enerjisi. Hani dumansız ateş diyoruz yani ışık evet. günümüzün tabiriyle. Evet. Dumanı var, ateş ama dumanı yok. Işık, enerji. İşte bu ancak şeyle parçalanabiliyor. O Bakara suresinin yaydığı enerjiyle parçalanabiliyor. Bu yapılacak. Bir de dediğim gibi mümkün olduğu kadar namaz abdestiyle dolaşmak. Mesela Name-i Peygamber'le yatmadan önce ayetel kürsü okuyarak veya Name-i Peygamber'i okuyarak kendimizi daire için almak gibi etkenler bunda çok büyük faktör. Anladım. Kendimizi kontrol altına, koruma altına almamız evet. gerekiyor. Bir de hocam galiba şuna değinmek soru geldi istiyorum. Galiba. Hemen, evet, hemen izleyicimizden gelen soruyu size yöneltmek istiyorum. Cinler insanlara görünür mü? Siz gördünüz evet. mü hocam? Şimdi hani cine, siz gördünüz mü derken demişler, bu soru bir subaya acaba hiç tabancayla ateş ettin mi gibi bir soru oluyor tabii. Evet hani, hocam. Muhakkak. Evet. Fakat benim görmemden
ziyade. Evet. Bana o kadar ateist, deist hocam, arkadaşlar geldi. Hocam burada önemli olan mi? Görmek midir, o enerjiyi görmek hissetmek değil. Midir? Amacımız göstermemek onları, evet. Görmemek. Ama eğer obsesyona yakalanmışsa, bu varlıklara yakalanmışsa, evet. Ben zaten ona vücudundakini gösteriyorum. Neden gösteriyorum? Hani mutmain olsun, tatmin, evet. Olsun, bizzat kendisi de görsün ki evet bende gerçekten bu olay varmış diye. Cinler... Ama aslında göstermemek lazım. Evet. Doğrusu olan o. Peki hocam, cinlerle, cinler vasıtasıyla, aracılığıyla define arayan vatandaşlarımız, evet. Da olabiliyor. Evet. Bunlar için ne söylemek istersiniz? Bu doğru mudur hocam? Cinler altının herhangi bir maddi bir kaynağın yerini gösterir mi hocam? Şimdi biz Saadet'in Teksoy'la 97 yılında bir program yapmıştık. Biliyorum hocam, evet. Teksoy o zaman beni bir müze müdürüyle görüştürdü. Ve şunu görmüşler ki orada o Karun'un hazinelerini çıkartan ekip, evet. Oranın müzenin müdürü, bütün siz şey, yanan eve de gitmiştiniz değil mi hocam? Evet. Bir yanan ev olayı, evet. Falan vardı, bir genç kızın eşyaları falan. Evet, yani. Evet. O programdan dönüşte beni o müdürle tanıştırdı, yol üzerinde beraber döndük, orada tanıştırdı, konuşturdu. Ya müdür şunu söylüyor, hocam diyor, biz o şeyde o hazineleri bulduğumuzda, ki bu hazineleri biz kendimiz için bulmadık. Hani alındı ve devlete, müzeye teslim edildi. Faydalanmadığımız halde şefe, müdüre, müdür yardımcısına, hepimizin başına bir sene içinde bela geldi. Yani hocam cinler sayesinde yani. Bulunuyor, evet. Aslında. Evet, öyle mi cinler yani, evet, yerlerini, evet. Gösteriyorlar, bulunuyor. Ama felaketler de birbirini geliyor. Kovalıyor. Bulan kişilere felakette musallat, evet. Oluyor. Peki hocam. Bir sorumuz daha var. Defineler cinler tarafından sahiplenilir mi demişler. Sahipleniyor. Gerçekten öyle. Mesela bir de bu defineciler de bu tür olaylarla çok karşılaşıyorlar. Hı. Peki madem bu varlıklar yok, neden o insanlar bunlarla karşılaşıyor? Hı. Gibi. Evet. Fakat şimdi onların işine yaramıyor. Fakat eskiden kadim zamanda özellikle, şimdi öyle ne hoca var ne papaz var. Hı hı. Tabii ama öncekiler metafizik konuda çok ileriydi. Şimdi modernleşmeyle birlikte zayıflaşıyor bu konu. Yani materyalizme yaklaştıkça, hı hı. Metafizikten uzaklaşıyorsunuz. Materyalizmin olmadığı yerde de metafizik yükseğe çıkıyor. Evet, bir sorumuz daha var. Evet. Sayın Volkan Kemal Ergenekon'a yönelteceğim. Metafizik filmler var efendim. Evet. Son yıllarda metafizik filmler, evet. Çekilmeye başladı. Dünyada ve de Türkiye'de, evet. Yaygınlaştı. Evet. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi bence çok sakıncalı. Neden? Hı hı. Çünkü ben şahsen kendim hayatımda hiç korku filmi izlememişimdir. Uğraş alanım olduğu halde bu konularda filmlerini hiçbirini seyretmemişimdir. Hı hı. Çünkü kendim de mesela seanslarım oldu ama hiçbirini de benim sayfama girerseniz görürsünüz ki videoya atmamışımdır o seansları. Hı hı. Çünkü bunu küçük kardeşlerimiz de izleyebiliyor. Yani ruhsal ve bedensel yönden zayıf insanlar da merak edip izliyorlar ve bilinç altında, şuur altında bunları yerleştiriyorlar ve halüsinasyon görüntülerine de sebep olabiliyor. İnsanların psikolojisi bozulabiliyor. Hı hı. O yüzden ben bu tür filmlerin yapılmasına taraftar değilim. Çünkü biraz da yaparken duyduğum kadarıyla fazla gerçekçi değil ve yanıltıcı. Evet, aynen öyle hocam. Ben de izledim çünkü birkaç tanesini. Gördüğüm kadarıyla gerçekte çok fazla alakası yok ve de insanlara korkunç görüntüler sergileyen filmler. Ben de bunların yayınlanmaması taraftarıyım. Evet. Sanırım bu anlamda YouTube'da Rütük koyuyor gördüğüm kadarıyla. İnşallah. Birçoğunu kaldırıyor. İnşallah. Peki hocam, bir de metafizik konusuyla ilgili hastalarınız oluyor. Ve bu hastalar zaman zaman size, bana ve benim, sizin gibi, sizin gibi daha doğrusu, bu anlamda, gerçek anlamda görev yapan kişilere gelen insanlar şunu anlatıyor. İyileşebilmek için, düzelebilmek için bir hocaya inandım, gittim. Bir ev verdim, bir araba verdim. Bazı meblağlardan bahsediyorlar hocam. Bunun ayrışımını nasıl yapacak? Yani bu hastalar bunun ayrışımını nasıl yapacak? Yani doğru yerde, doğru noktayı, doğru iyileştiren kişiyi nasıl bulacaklar hocam? Nasıl ayıracaklar? Şimdi bir kere benim görüşüm. Hı hı. Yani bir insana çok uğraşıyor. Elbette emek sarf ediyor, uğraşıyor. O uğraşma sonucunda geceleri uyuyamıyor.
ruhsal ve bedensel yönden olumsuz etkiler alıyor. Bir emek sarf ediyor, çalışma gösteriyor ama bu bini geçmemeli. Fakat ben bildiğim yıllar yılı bu konularda program yapanlar, ta o memişler zamanından falan bahsediyorum. O zamanlar bile hatırlarsanız 5000 rakamları dolaşıyordu, 10.000 rakamları dolaşıyordu. Hı hı. Geçen ay bize birisi geldi, yahu 57 bin lira resmen para vermiş. Ödemiş ve iyileşememiş. Birisi var 15 bin lira vermiş. O, bir 17,5 çekmiş bankadan, bir de borç çekmiş. 17.500 daha çekmiş. Şimdi buradan evet hocam, yani sevgili izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz, sizlere sesleniyorum. Lütfen beni çok iyi dinleyin. Her hocayım diyen, her metafizikçiyim diyen, sizi iyileştireceğim diyen, musallatlardan kurtaracağım diyen insanlara inanmayın. Bakın, Volkan Kemal Ergenekon, yıllardır bu işi yapan metafizik araştırma merkezine sahiptiniz bildiğim kadarıyla. Metafizik araştırma merkeziyle Üsküdar'da kurmuştunuz. Evet. 30 sene öncesinden tanıyorum kendisini. Doğru adres Volkan Kemal Ergenekon'dur. Musallatlar konusunda kendisine başvurabilirsiniz. Sömürülmeyeceksiniz. Doğru kanaldan doğru tedavi yöntemiyle iyileşeceksiniz. Değil mi hocam? Ya muhakkak çok daha değerli hocalarımız da var. Benden daha bilgili, daha pratik çözüm yolu bulan hocalarımız vardır mutlaka. Evet. Tabii ki vardır. Ben olayın şu noktasından. Herkese yani, inanmasınlar herkese, değil mi hocam? Evet. Yani çok böyle maddiyattan bahseden. Yani insanlara binden fazla alıyorsa o bir kere o işi yapmıyor demektir. Hı hı. Bu işi sömürüyor demektir. Yapsa bile ya ameliyat mı yapıyorsunuz ki? Yani bu insanı bu kadar, insanların şu an ekonomik durumları belli. Hı hı. Yani nasıl buna vicdansızca 5000, 10.000 alabiliyorsunuz insanlar? Değil mi hocam? Peki tabii hocam, büyülerden nasıl kurtulacağız? Hı. Yapılan büyüden nasıl kurtarıyoruz insanları? Yani bu konularda Şems-ül Maruf, Kenz-ül Havas, Kenz-ül Aşk gibi kitaplarda çok yöntemleri yani var. Yani kişiler kendi kendine yapılan büyüyü çözebilir mi hocam? Her büyüyü çözebiliyorlar mı? Sadece bazı konularda yapılan büyü çözer ama çözemez. Tabii benim görüşüme göre bir hoca bir hastanın büyüsünü çözemez. Sadece kişi kendisi o işlemleri yaparak büyüsünü çözebilir. Mesela siz hastalanmışsınız, sizin yerinize ben iğne vuruluyorum, ben ilaç alıyorum. Siz iyileşir misiniz? Asla iyileşmez. Sizin almanız lazım onu. Evet. Öyleyse kişi de kendisi o işlemleri, büyü çözme işlemlerini uygulayarak büyüden kurtulabilir. Şimdi hocam hasta benim kişi... Benim çalışmamla değil. Hocam hasta gerçekten kişi bu giren, yani o enerji alanına giren kişi kendi kendini büyüden kurtaramadığı zaman. Evet. Yani bu yapması gerekenleri yapamadığı zaman. Evet. Metafizik uzmanlarına mı gelmesi lazım, müracaat etmesi lazım. Etmesi lazım ama bir akrabası da ona yardımcı olabilir, bir tanıdığı da ona yardımcı olabilir. Yeter ki oradaki ritüelleri tam olarak uygulasın. Mesela ne olabilir bunlardan? Giyeceğimizi, içeceğimize bazı bununla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu ayet ve dualar var. Onları arzu eden arkadaşlar WhatsApp'tan bana yazarlarsa ben onları gönderirim. Veya Facebook'tan yazarım. Onları kopyalarlar. Kendileri onları hem Arapçasını hem Türkçesini, Türkçe okunuşuyla yazar veririm. Şimdi kendi kendilerine ayrıntı, çünkü son 3 dakikamız. Hani bu dakikada bunları sıralamamız imkansız olacak. Doğru, evet. Bundan mütevellit ben onlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Tabii bu ayet ve duaları. Masamız üstündeki su, toz, şeker, tuz ve giyeceklerimizi okuyup bunları kullandığımız zaman bunlardan tamamen arınırız, hocam, rahatlarız. Hocam bir de musallatların, cinlerin sarımsak ve soğana geldikleri ve onlarla beslendikleri söyleniyor. Evet, doğru mu hocam? Doğru. Tabii nasıl bizim hoşlandığımız kokular, yiyecekler varsa onlar da nihayette nefis taşıyan varlıklar. Onların da böyle hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları kokular. O zaman ne yapacağız hocam? Onları bir poşetin içine koyup bir çöpe atmak değil mi? Fazla açıkta bulundurmamak. Tabii ki. Soğan, sarımsak gibi şeyleri çok fazla göz önünde bulundurmamak mı gerekiyor? Çünkü hepimiz evimizde soğan, sarımsak bir şekilde bir yerde depoluyoruz. Son derece de faydalı. Bizzat Peygamberimizin bize tavsiye ettiği. Yani diyor, eğer ağız kokusu olmasaydı diyor. Hani ben
herkese farz kıldırmaya çalışırdım diyor bu kadar. Hocam Peygamber olsun. Efendimiz Hazreti Muhammed'e de büyü yapıldı mı? Kesinlikle yapıldı. Nas ve Felak sureleri zaten bu şekilde indi, nazil oldu. Hı hı. Biliyorsunuz Hazreti Ali Aleyhisselam kuyuya indi, kuyudan örülü saçları. Yani Nas ve Felak suresi toplamı kadar ayet olan örgüler karşılığında o ayetler okunup üflenerek o düğümler çözüldü ve Resulullah Efendimiz sağlığına kavuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem dedik. Evet efendim, peki Sayın Volkan Kemal Ergenekon'a bu değerli bilgileri için, metafizik anlamında bize verdiği bilgiler için efendim hocam çok teşekkür ediyoruz. Esas ben teşekkür ederim. Şikayetlerinizde, rahatsızlıklarınızda Sayın Volkan Kemal Ergenekon'a, öğrencisi ben Rüzgar Büyüktankaya olarak bizlere müracaat edebilirler değil mi hocam? Evet, inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle yardımcı olmaya çalışırız. Efendim Rüzgar'la Hayata Gülümse programından bugünlük bu kadar. Başka bir programda yine sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın efendim.